mı? Evet evet. Tamam düzelecek inşallah. İnşallah. Ama koştur peşinden. İnşallah. Bırakma bak, pes etme. Yok. Ben Merdi Kırmızı Odaya çağıracağım. Ki seni tanımak istiyorum. Ya. İlk arkadaşımla benim. Kendimi derler. Ne yapayım? Oyun ama öyle anlaşmıştım. Bakın. Basacak. Basacak ve çok büyük bir kavga çıkacak. Ya. Bir de ben ciddi ortamda gülmem sakın yok hemen, mu benim? Sakın hemen kurabiye patlatma. Yok. Bana bak çiçek hoşuna gitti mi? Gitti tabii ki. Yapsın. Yapsın. Baksana çiçeklemek. Ya gel vazoya bakalım. Koyalım. Koyalım mı? Evet. Koymayalım Dilara, koymayalım. Olsun. Koymayalım. Şimdi Mesin'e vazoya koydu. Bir tane daha göndersin. Nasıl gönderdim ama? Dedim ki defol giderdim. Ne dedin? Dedim ki çiçeklemeni şey yapamazsın, etkileyemezsin falan gibisin. Hiçbir zaman demedim ki ben evet 6 yaşımdan beri babasız büyüyorum. Aşkım. Ağlama. Böyle sen... söylüyorlar bu arada yani. Ben de bunları duyuyorum. En ufak bir ilgi seçtiğiniz... de veya böyle bir şey de. Yani böyle bu hale geliyorum bilmiyorum ama hani hissettiğim an. Tabii ki de her ilgiye olsaydı bu zamana kadar iki isim, evet. Üç isim hepsine aynı şeyi yapardım. Kendin ama kendin hissettiğin insandan bunu bekliyorsun. Hissettiğimin yanında. O evet, eksikliğini doldurmak istiyorsun. Evet. Bilmiyorum. Anlıyorum seni. Asla buna sığınmadım bu zamana kadar. Ben 29 yaşıma kadar gerçekten... Yani 24 yaşıma kadar annemle devam ettim hayatıma zaten. Sonra annemi kaybedince tek başına savaştım. Evet. Ay Allah rahmet eylesin. Yani bunun ondan sonra bende oluştu bu kaybetme korkusu bu arada. Çünkü benim bu hayatta en konduramadığım annemin yokluğuydu benim için. Çünkü nasıl ona sığınmışsın bir tek. Onsuz nasıl hayat nasıl bir şey bilmiyorum ki. Yani... Ne bileyim, fatura nasıl ödenir bilmem, kira nasıl ödenir bilmem. Çünkü annem hep yeter ki oku diye yetiştirdiği için benim yeter ki oku sen kızım. Bunları öğrenilir. Çok bunlar yapılır. Bir an, hiç beklemediğim bir anda kayıp yaşayınca böyle ortada kaldım. Çok yalnız hissettim. Babam yok yine. Babamla hiç görüşmüyorum 6 yaşımdan beri zaten. Yaşıyor mu? Mert. Yaşıyor da yani. Mert git git. Robottan izin al kardeşim. Işte. Çok zor ya. Aile bak, falan baba falan. Gerçekten... Bunu gerçekten bu arada çok... Git yanında ol kanka. Hayır hayır kesinlikle asla. Bu yanlış anlaşılacak kanka, bir şey değil. Kanka direkt git direkt. Hiç sevmediğim konular gerçekten bunlar ama ben... Ama hayatın gerçekleri. Şeyler... Hayatın gerçekleri. O eksikliği böyle şeyler insan... yaşadığında sebep arıyorum ya bunlar istiyor. Mı acaba diyorum. Yani beni bu hale getiren şeyler. Bunlar... acaba diyorum ki yani... Bu yarım kalmışlığın mı verdiği bir şey... Çünkü artık bir yanımın gerçekten tamamlanmasını istiyorum. Yani bir şeyleri, birileri anlıyorum. Benim yaramı sarsın istiyorum. Tutunmak, düşünmemek, kolaylaşmak. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ne oluyorsun? Bunu istemen de çok normal. Çünkü eksik büyümüşsün. Yani bir kişi varmış yanında, onu da kaybetmişsin. Sen bir başına kalmışsın, anladın mı? Çok zor. Yani o ikisi tamamlamak istemen de çok normal. Güvensizlik sorunları hep bahsediyordun ya güvensizlik var diye. Bak onlar da bundan dolayı... E tabii ki var. Çünkü diyorum ki zaten canın kanın bırakmış gitmiş elin adamı mı seni bırakmayacak diye düşünmekten ya. Ben bu yaşıma kadar böyle kaldım zaten. Yoksa benim en kolay çıkış yolum ki bu birçok genç kız için veya hani kadın için geçerli bir şey. En kolay kaçış yolu evlenmek olarak bize dayatıldı. Gibi. Çok duygusal bir an var. O yüzden bu şekilde düşünmemiz normal ama hani olması gereken kadar bence ben gidilir. Belki az bile gidilir. Ben Buse'yi çok iyi tanıyorum. Onu gerçekten flörtleşmek için söylediğini düşünmüyorum. Kanka cıvıl cıvıl bir kız. Herkes de şakalaşıyor. Ama yanlış anlaşılmaya müsait. %100 yanlış anlaşılmaya müsait. Yersiz bir şaka yapıldı sadece. Buse'nin çok iyi dersler çıkarması gerekiyor. Kesinlikle. Bunların için bir tecrübe çıkarması lazım. Hatasız ilerlemesi gerekiyor ilişkisinde. Güzel. Evet. Hani, hani bir de bu şakalaştığı kişi de Oğuzhan olunca ondan böyle oldu. Yoksa... Bu şekilde olmaz. Sen ikidir kadınlara bile mi? Ben ne oldu anlamadım ki. Ne yansıdı televizyona? Kırmızı Leyla ile ikiniz vardı, ses vardı. Yoktu. Yok muydu? Sadece görüntü vardı. Leyla çağırdı kanka. Gördük gördük. İşte hoş geldin, nasılsın diyeceğim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim diyeceğim. Şaşırdın mı derim. Şaşırdım falan derim.
Sonra dedim biliyorsun benim artık hani bir tanımayalım falan kalmadı, bekarım. Kimi diyeceksin bunu? Ozan'a. Ozan'a. Tanımayalım. Şu mesela biliyordun mu? Biliyorum. Biri o istedi diye. Biliyorum zaten. Ondan sonra tanımayalım falan kalmadı hani. Böyle şöyle bir erkekleri dokuz erkeğe de bir alıcı gözle bakınca seni çağırmak istedim. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Rümeysa kesinlikle %100 güvenmiyor. Bu yüzden bence denemek de istiyor olabilir. Çünkü o da, bak ben de onun girmesini istedim. Ne tepki verecek diye sevgilisi ama kesinlikle denemek istiyor şu an. Çünkü %100 güvenmiyor. Acaba Yeliz'e ne söyleyecek falan merak ediyor. Yeliz inandırıcı oyna. Zaten Oscar ödülü vereceksiniz ben girerken. Şey falan yap. Biliyorum kızlar evi çok üstüme gelecek ama sonuçta şu an bir ilişkiniz yok. Benim de bir ilişkim yok şu an. Yani bu evde herkes herkesi tanıyabilir. Tamam bir tanıma yolunuz var ama tanıma yolu bir şey ifade etmez falan de. Kızlar düşünsenize şey diyormuş Yeliz'e. Ya aslında ben de başından beri seni beğeniyordum. Of ne olay olur. Ay çok korkunç. Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? Beğeniyor da olabilir. İlk başta siz Mert'le başladığınız için çok kimsenin bir şey demeye şansı kalmadı. Evet bu arada bir şey söyleyeyim mi İlayda? Biz ilk başta Mert'le birbirimize yöneldik. Direkt. Diye kimse sesini çıkartmadı. Sonra patır patır döküldüler. Evet. Yeliz'i beğendim diye. Ya. Evet. Bence bak Murat bile diyor ben seni başta en başta beğenmiştim. Onu ben zaten bence almıştım. Onların içinde Ozan da olabilir. Kendini artık gerçekten üzme. Aşkım güçlü birisin ne olur yapma şey böyle. Mert ne olur bakma lütfen. Tamam, bak ağlarken görmeni istemiyorum. Bak bana bir. Bak bana bir. Peçete yok mu burada tamam, ya? Bak bana bir. Bakmayacağım. Yine çok güzel görünüyorsun. Ya da sen olursun ben mi getireyim? Bak bana bir. Şey de vardı. Mert istemsiz oldu. Farkındayım. Başka çok doldu Mert. Ondan dolayı yani. Ben de üzülüyorum artık. Bak ben de üzülüyorum. Özür dilerim. Seni çok üzüldüm. Sallabilir miyim sana? Kız kalkalım siz gelin başka. Ay evet biz değil miyim? Oturun ne olur Allah aşkına. Ya. Şu ağlamalarına bir son ver. Son ver. Son ver. Şu ağlamalarını geç artık. Ağlama. Elimde olmuyor. Ben zaten bu kadar ağlak bir insan değilim. Beni gerçekten böyle anlamanı ve bilmeni de istemiyorum. Ben seni ağlayarak affetmek istemiyorum. Ben de beni ağlayarak affet diye ağlamıyorum kavga zaten. Bak, kavga tamam gelmedim. Ben de kavga etmiyorum. Özür dilerim. Kendimden de ayrı özür dilerim, senden de. Bu arada gerçekten konuyla bağımsız bir konu gelişti. O kadar yanlış bir duruma düştüm ki. Evet. O kadar yanlış bir duruma düştüm öyle ki. Bir sıkıntı var. Ben bırakırdım, eyvallah. Leyla Dilara'yla olan muhabbet için mi çağırmış? Kanka Leyla benden rica etti. Konuşmalarımız aramızda kalsın. Kimseye söyleme diye. Eyvallah. O yüzden söyleyemem. Bak mesela bunu işte şuradan anla. Bunu ben bile sormuyorum. Adam soruyor. Hiç merak etmiyor. Gerçekten. Ama Dilara için konuştuğumu düşünüyorum. Hani yanlış anlama. Sıfır kıskançlık.